Sayın seyirciler, geçen yıl müsilajla gündeme gelen İzmit Körfezi'nde temizlik aralıksız devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz ve sahillerin temizlenmesi için yeni bir ekip kurdu ve Mavi Takım adı verilen ekibin çalışmalarını Kocaeli'nden Halit Yılmaz paylaşacak. Fatih Çimen, kameraman arkadaşım Muhammed Ali Aksakallı'yla bulunduğumuz nokta Marmara Denizi'nin en doğusu. Son nokta artık. Buradan ötesi kara başlıyor. İşte burada önemli bir konu, denize deniz üzerinden deniz süpürgeleriyle müdahale edilebiliyor. Ancak denizde kıyıdaki özel bir bölge var ki o bölgelere ne araç girebiliyor ne de temizlik ekipleri. İşte bu yüzden bir takım oluşturuldu. Şimdi kameraman arkadaşımın görüntüleriyle ekranlara getiriyoruz. İşte deniz yüzey temizleme aracı, mesela bu araç sadece buraya kadar geliyor, buradan sonra temizliği yapamıyor. Bu noktada Mavi Takım devreye giriyor. İzmit Körfezi tescilli sulak alanı bulunduğumuz yer aynı zamanda ve Marmara Denizi'nin az önce söylediğim gibi en doğusu. Lodos denizden aldığı bütün atıkları bu noktalara, kıyı noktalarına taşıyor. Özellikle plastikle mücadele sürdürülüyor. Yere baktığımızda yerde, şimdi Muhammed Ali'ye söyleyeceğim özellikle göstermesini, yere bakıldığında şişe kapakları başta olmak üzere ambalaj atıkları, kağıt, plastik ve cam parçalarını sıkça görmek mümkün ve bunların temizliği noktasında da işte oluşturulan o Mavi Takım önemli bir rol üstleniyor. Denizden ve karadan müdahale edilemediği yerlerde, kıyılarda Mavi Takım devreye giriyor. Şimdilik 11 araç ve dolayısıyla bu araçları kullanan 22 kişilik bir takım ve bu takımlar hemen her gün İzmit Körfezi'nin, Lodos'un en çok kıyıya atık getirdiği ya da vatandaşların kullanırken maalesef en çok atık bıraktıkları noktalarda Mavi Takım devreye giriyor ve temizlik çalışmalarını yürütüyor. Bir ay önce bu sistem kuruldu ve artık iyi bir gelişme, hemen belirtelim. Üzülerek bunu yine belirtiyorum ben, çünkü bir ay içerisinde yaklaşık 3 ton atık toplandı. Şöyle poşetin içerisine bakıldığında, bakın taş aralarına bakıldığında, poşetin içerisine bakıldığında hep vatandaşın atmış olduğu malzemeler, kağıtlardan tutun da araya şişe kapakları, pet şişe kapakları, plastik atıklar, cam şişe kapakları ve gazlı içeceklerin o teneke kapakları buralara gelişi güzel atılıyor ve 1.6 tonu cam, 1.3 tonu plastik ve 60 kilogramı metal ve yine 40 kilogramı kağıt olmak üzere, çünkü bunu kaynağından ayrıştırmak gibi ayrıştırması da yapılıyor ve sonrasında geri dönüşe gönderiliyor. Bir ay içerisinde 3 ton önemli bir miktar. Tabii ekip şu anda bulunduğumuz yer bizim İzmit sahilleri, ama burada Karamürsel sahilleri önemli. Karamürsel sahillerine bir ekip oluşturuluyor. Diğer taraftan Körfez, Derince, Çayırova, Dilovası, Gebze ve diğer taraftan da Gölcük, Başiskele sahilleri olmak üzere Marmara Denizi'nde sahili olan bütün bölgelerde bu Mavi Takımlar çalışıyorlar. Tabii onlar topladıklarında hemen kıyıda görülen o araçlarla, ki o araçlarla çevreci, emisyon sıfır, karbon salınımı sıfır, çünkü elektrikli araçlar, bu araçlarla birlikte toplanıyor ve peyderpey dolum noktasında, daha doğrusu toplanma noktasında bu araçlarla birlikte götürülüyor ve sonrasında da imhaya veyahut da geri dönüşüme gönderiliyor. Toparlayacak olursak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl müsilajla mücadele etmiş olduğu İzmit Körfezi'nin etrafında bu kez vatandaşların atıklarıyla yahut derelerle, akıntılarla gelen veya deniz araçlarından bırakılan çöp atıkları ulaşılamayan noktalara, işte bireysel olarak vatandaşların oluşturmuş olduğu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın oluşturmuş olduğu bu ekipler el yardımıyla birlikte topluyor ve bu atıkları geri dönüşümünü sağlıyor diyelim. Sözü sana bırakalım Fatih Çimen.